İjder uyuyacakmış ama. Ben durayım biraz yanında, belki bir şey ister. Anne. Anneciğim bak, uyumadığını biliyorum. Yiğit yolda. Vaktimiz yok, konuşmamız lazım. Anne bana böyle işkence yapma ne olur. Hadi beni düşünmüyorsun, bari torununu düşün. Torun. Torun mu? Anne yavaş. Torun diyor, yüzün kızarmadan, başın öne eğilmeden torun diyorsun ha bir de. Ben seni bencil yetiştirdim. Ben seni şımarık yetiştirdim, tamam, ben seni gözü kara yetiştirdim. Bunların hepsini kabul ediyorum, ederim. Ama ben seni ahlaksız, böyle terbiyesiz, böyle arsız yetiştirmedim. Ben bunu kabul etmiyorum. Bunu kabul etmiyorum ben İşler. Anne. Anneciğim bak, derdim buysa söyleyeyim. Fırat bana elini bile sürmedi. Bizi aşılama... Allah'ın cezası. Aşılama yaptırmışmış. El eline değmeden karnına o çocuğu koydu diye namuslu mu oldun sen şimdi? Ha? Ahlaklı mı oldun sen? Mecburdum ben. Yazıklar olsun sana İşler. Gerçekten sana yazıklar olsun İşler. Ahlaksız, edepsiz, yazıklar olsun. Var mı başka anne? Söyleyecek başka sözün var mı? Evet. Evet, o gece ilaçla uyuttum ben Yiğit'i. Aynı senin şüphelendiğin gibi. Bana dokunmuyordu, sevmiyordu beni. Ben Yiğit'i kaybediyordum anne. Ya bu oyunu oynayacaktım ya da yenilgiyi göze alacaktım. Bir köşeye çekilecektim. Kaybetmeyi bekleyecektim. Yapmadım, yapamadım. O ikisinin birbirine kavuşmasını bekleyemedim. Yıkıldı. Gözümün önünden çekil. Çekil, tutamayacağım yoksa kendimi, çekil, çık git odamdan. Anne, bana istediğini söyle. İstediğin kadar kız, hatta istiyorsan beni artık sevme anne. Ama bu karnımdaki duymaya tahammülün olmasa bile senin torunun. Bu çocuk Yiğit'ten olmasa bile benim çocuğum senin de torunun anne. Ben hayatımın oyununu oynadım anne. Dönüş yok. Bunun geri dönüşü yok artık. Eğer sen bana yardım etmezsen bu oyun benim sonum olur. Bu oyun benim karnımdaki çocuğun sonu olur anne. Eğer Yiğit öğrenirse biter. Yiğit öğrenirse bizim için her şey biter anne.